Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir içeriğim var yine de. Hepinizin yakından tanıdığı bir oyuncudan bahsedeceğiz. Tuokas. Samira Çocuk diye biliniyor. Ben videolarını Samira Çocuk diye çekmiştim. Zeyt Not'un veliahtı falan diye de videosunu yapmıştık. Bakın arkadaşlar. Sadece 65 galibiyetle 1000 puan. Şu an Türkiye'de ikinci. Birinciliği zorluyor. Birinci olduğu zaman tekrar videosunu çekeriz. İnanılmaz iyi bir Samira oyuncusu. Zaten buradan galibiyet oranını da görebiliyorsunuz. 40 maçta %67 galibiyet oranı var. Umarım keyif alırsınız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar Samira maçına. Bu arada yarınki videoda da çekilişi açıklarız diye umuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Heimerdinger videosunda çektiğimiz çekilişi mail adreslerinizi açık, hani mail adresinizi açın ki biz size ulaştığımızda tekrar tekrar uğraşmayın. Şimdi uzun kılıç artı 3 bot başlamış. Zaten bu bilindik bir başlangıç artık. Alışıla gelmiş bir başlangıç. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Yanındaki Blitzcrank de sadece Blitzcrank oynayıp Türkiye sunucusunda şu an 5. Onun da analizini belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Gerçekten şu an alt koridorda gayet güzel bir ikili izliyoruz. Yani sadece Blitzcrank oynayarak şampiyonluk kümesine çıkmak, hatta orada 5. olmak da bence başarı diyebiliriz. Hatta bir ara 1. oldu. Sonra ben videosunu yapana kadar düştü diyecektim. Orada hook'u bakın. Blitzcrank hook'unu atar atmaz. Orada Samira pasifiyle knock-up'unu atıyor. Ve orada sıçrasını almış oluyorlar. Zeri'nin. Burada Blitzcrank'in sıçrasının gitmesi biraz kötü ama Hex Flash olduğu için çok da problem değil. Sıçrası olsa 2. seviyede güzel bir sıçrayla savaş başlatabilirdi. Bu arada 2. seviye oldular ama rakip de 2. seviye olduğu için çok da sıkıntı yok derken orada Zeri'ye yine bir deneme. Oradan bir şey çıkmayacak. Bu arada bu Samira ile bir ara ben de Doğu oynuyordum. Tanıyorum da seviyorum da kardeşimizi. Hem iyi bir kardeşimiz hem de aynı zamanda gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendisinin özellikle zaten maçın ilerleyen dakikalarında sakinliğiyle koridoru dondur, tekli dereceli de koridor dondurmak diye bir şey genelde yoktur. Ama bu kardeşimiz genelde eğer ki pozisyon bulursa koridor dondurmaktan çekinmiyor, sıkılmıyor diyebiliriz. Burada Blitzcrank'le Thresh'e karşı fena olmayan bir tercih. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. 3. seviyede bir şeyler olur mu? Şu an Zeri yani iyi pokladı orada ama oradan bir şey çıkmıyor. Potu var Samira'nın. Burada koridoru ittirtmemeleri lazım. 2 ormancı da alt koridora gelmiş. Thresh oraya gidiyor. Şimdi işte burada Thresh'in buraya gitmesi biraz sıkıntı olabilir Zek adına. Yalnız orada bir savaş çıkacak. Bakalım Blitzcrank'ten Kha'Zix'e çok iyi bir hook geldi. Sıçrasını bile kullanmadan E yeteneğiyle gidiyor oraya. Bakın sıçrası yok. Aa, Zeri'nin sıçrası yok. Bu arada bir şey diyeyim mi? Syndra'da çok iyi geldi pozisyona. Gerçekten burada çok iyi bir şekilde savaşmış oldular. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Yenilmezi vardı. Bitkinliği de atmışken orada Zeri'yi kovalaması büyük bir ihtimalle daha iyi olurdu. Ya da kovalamayacaksa bitkinliğini atmayıp geri dönmesi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Burada arabalı minyon dalgası bunu ittirirken biraz zorlanacaklar. Yanında da Blitzcrank olduğu için koridor ittirmesi zor bir şampiyon biliyorsunuz ki. Yanında bir ne bileyim bir Karma falan olsa bir Leona bile çok daha iyi koridor ittirebilen şampiyon. Evet burada koridoru ittiriyorlar. Şimdi Zeri üste dönmemiş. Çok büyük bir sıkıntı Zeri için. Niye? Şimdi bu koridoru ittirecek. Üstüne üstlük bu koridoru da geliyor. Bunu ittirmeden bırakırsa da slow push yani yavaş yavaş kırmızı takımın üstüne gidecek minyon dalgası. Bu da ne demek oluyor? Zeri'nin bu minyon dalgasında ittirmek zorunda olduğu. O da eğer ki Samira buraya erken gelirse koridoru şuralarda tutarsa yani dondurursa Zeri için büyük problem. Ama tabi Zeri buraya ittirirse ne hala. Bu arada Thresh'in burada gidip totem kırması çok büyük bir hata. Koridoru ittirmesine yardım etmesi gerekiyordu. Bakalım koridoru ittirdi. Bakalım Samira yetişecek mi? Yetişmezse Zeri için güzel bir hamle. Ama yetişirse sıkıntı. Ve burada minyonlar tuttu. Ve burada bu minyonları biraz dondurabilir diyecektim. Ama hiç dondurmak istemiyor galiba. Direkt olarak ittirmek istiyor. Çünkü arabalı minyon dalgası değil. Koridoru hızlı ittirebilir. Koridoru hızlı ittirdiği için de direkt olarak rakibi minyon kaybettirir. Eğer ki minyonlar hiç ölmeseydi yakıncılar, kulenin mesafesine girmeseydi donduracaktı. Ama sadece büyücüler kaldığı için ittirdi. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi Zeri'ye minyon kaybettirmiş oluyorlar. Blitzcrank'in şu arkadan ulaşıp şuraya girip Zeri'yi beklemesini beklerdim. Onu da söyleyeyim şimdiden. Bu tarz durumlarda Blitzcrank olarak Thresh zaten orta koridordaysa şu an
Ekstralar deneyebilirsiniz. Hatta bu zeriye direkt olarak kule altı görmek isterim ben. Onu da söyleyeyim yani. Bu adamın böyle durmaması lazım. Tireş orta koridorda geziniyorken. Ve zeriyi bıraktılar. Kule altı yapmak istemiyorlar. Bitkinlik var zeride. O yüzden istemiyorlar bu büyük ihtimal. Ve burada Blitzcrank'e orta koridora gitmeye bir alan açıldı ama rakip orta koridor olmadığı için çok da bir şey çıkmayacak oradan. Bu arada arkadaşlar Samira'ya karşı genelde menzilli şampiyonlar iş yapıyor. Haberiniz olsun. Yani Jinx gerçekten iyi bir şampiyon bence Samira'ya karşı. Yalnız burada Blitzcrank W'sunu kullandı. Bakın hook atar gibi yapıyor. Gördü. Oo! Olaya bak. Çok iyi. Orada hani S'ye basıyor böyle. Aa bayağı iyi. Yalnız burada Predator'un da bastı. Direkt olarak sıçratıyor ve Samira skor aldı. Bakalım Kha'Zix'i öldürebilecek mi? Sıçratıp oradan çıkıyor. Direkt olarak şunu söyleyeceğim. Jinx bence fena değil. Tabii ki destek mesela. Samira Jinx'e karşı kötü olabilir. Yani Jinx'e karşı güçlü olabilir. Ama orada sizde o güzel bir dodge geldi. Kha'Zix devam edecek mi oraya? Yalnız Samira orada Kha'Zix'i neredeyse öldürecekti derken yan taraftan Kassadin geliyor ve öldürüyor. Özellikle Senna arkadaşlar inanılmaz güçlü Samira'ya karşı. Eğer ki oynuyorsanız Senna tam canç deneyin derim. Tabi orada Rell sizi biraz counterlıyor, kontralıyor ama çok da dert değil. Bakın burada Blitzcrank de orta koridora gidiyor. Samira ölüyken gayet güzel bir hamle ve orta koridordan rakibi öldürttürmüş oluyor. Ve Blitzcrank şeylerini almış oluyor arkadaşlar, asistlerini. Alt koridorda arabalı minyon dalgası olduğu için minyon kaybetmiş bile olmadı Samira. O yüzden çok dert değil. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi 6. seviye oldu. Bitkinliği var. Rakibinin bitkinliği yok. Samira'ya karşı bitkinlik çok etkili bir sihirdar büyüsü olduğu için bitkinlik varken gerçekten oynaması zor oluyor. Burada kendi bitkinliği varken de çok daha rahat oynayacaktır. O yüzden bakalım alt koridorda 2-2 ne olacak? Bu arada Tryndamere 2-0-0 oynuyor. Kassadin 2-0-0 oynuyor. Şu an takımı da maçı kaybediyor diyebiliriz. Thresh arkada baitliyor böyle kendini göstermiyor derken Thresh'ten bir hooklenemesi ama oradan maalesef bir şey çıkmıyor. Bu arada Nautilus, Rell ve Leona üçlüsü gerçekten Samira ile bayağı iyi oluyor. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve Kha'Zix orada Zek skorunu da alıyor. Şu an maç biraz sıkıntılı bir hale gelmiş durumda. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak? Gerçekten oyun sıkıntıda. Özellikle de Kassadin, Tryndamere bu şampiyonlar Samira'ya karşı yine güçlü. Mesela atıyorum Aatrox Samira'ya karşı güçlü. Niye? Yakın dövüşçü ve yakından dövüştüğü zaman da gerçekten güçlü olan şampiyonlar Samira'ya karşı sıkıntılı. Samira genelde kırılgan şampiyonları sever. Oo bir dakika alt koridorda direkt olarak bir kule altı geliyor derken orada tutuştura düşen bir Zeri var. Blitzcrank'in tutuşturuna düştü. Burada Zeri minyon kaybediyor. Bu arada Samira dediğim gibi oynaması zor. Şimdi diyeceksiniz ki abi ona zor buna zor. İşte biz hangi şampiyona karşı alalım falan. Gerçekten zaten Samira bu yüzden çok fazla alınmıyor. Kontra tercihi çok ve takım savaşlarını oynaması çok zor. Özellikle de yavaş oyunlarda daha da zor oluyor. Yani yavaş böyle atıyorum az skorlu maçlarda Samira biraz sıkıntı yaşıyor. O yüzden mesela Jinx Thresh ikilisi atıyorum Samira'ya karşı güçlü olabiliyor. Thresh hem o Samira'nın yanındaki şampiyonun savaş başlatma mekaniğini kontralayabiliyor. Yalnız alt koridora bir baskın gelmiş ama Kha'Zix de buraya geldiği için buradan bir şey çıkmayacak derken Kha'Zix içeriye atladı. Direkt olarak bitkinlik geldi. Bakalım yan taraftan da biri daha geliyor. Zek geldi. Yalnız Samira orada ultisini açıyor. Yenilmezden can doldurmaya devam ediyor. Orada Kha'Zix'i de öldürmeyi başarıyor. Burayı çok iyi oynadı. İşte Samira o reseti aldığı zaman birden böyle her yerde oluyor. Hani bir orada bir burada ve can da doldurmaya devam ediyor. Yenilmez sayesinde. Gerçekten burayı iyi oynadılar. Zek de güzel bir zamanda geldi. Bitkinlik de çok iyi bir zamanda geldi. Gayet güzel bir performans. Dediğim gibi Samira'yı oynamak özellikle kitle kontrollere karşı ultisini açtığı zaman mesela tık diye kitle kontrol atıyorsunuz. Galio destek, Leona destek. Bunlar sizi biraz bozan şampiyonlar diyebiliriz. Bu koridoru ittirdikten sonra plaka almayıp üste dönse biraz daha iyi olurdu sanki. Çünkü çok fazla altını var. Burada bir plaka da almak için durdu ve burada Zeri üstünden gelmiş oldu. Tekrar kule altı yaparlarsa bunda sıkıntı yok. Ben bunu okeyim. Ve burada Zek geldi arkadaşlar. Bitkinlik attı yalnız Zek'e. Koridoru ittiriyor burada Samira. Biraz bekleseler çok daha rahat olacak. Yani hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Hatta orada Zeri düşmedi derken kırmızı güçlendirmeye düşüyor. Ve devamında Kassadin skor ve skorları alacak gibi duruyor arkadaşlar. Derken Zekor... Ay bir şey diyeyim mi? E'yi atsa belki skoru alacaktı. Burada dediğim olay çok zorladılar. Bakın 3000 altını var. Hadi 2500'de skorlar düşsün. Hiç gerek yok. Evet Zeri'ye kule altı yaparsanız iyi. Ama bekleyin bir koridoru ittirsin.
Samira. Ondan sonra atın. Şu an mesela Kasedin 4-0 oldu. Gerçekten bu da sıkıntılı bir durum arkadaşlar. Şimdi burada çizmesini erken bitmiyor. Biliyorsunuz ki Samira gibi şampiyonlar hani böyle atak speed yani saldırı hızı konusunda o kadar tabii ki saldırı hızınız önemli. Ama o kadar da önemli değil. Yani bir Aphelios, ne bileyim bir Jinx değiller. O değil Samira yani. O yüzden burada çizmesini biraz geciktirip hem kalkan yayını hem de buradan bir tane dirk, buradan da bir tane kritik eşyasını almış durumda. Şu an inanılmaz güçlü. Kalkan yayını bitti. Yanına eşyalarını almış. Buradan tahsildara gidiyor. Gerçekten inanılmaz güçlü. Herhangi bir şekilde Blitzcrank E yeteneğini kullandığı rakip direkt olarak düşecektir. Ve buradaki kuleyi çok rahat bir şekilde artık alacaklar. İşte bundan bahsediyorum. Az önce aldığı plakayı almasa, zaten üste dönse, eşyalarını bitip gelse bu plakayı zaten her türlü alacaktı. Ben bu yüzden söylemiştim. Bu arada ilk kuleyi Trendemir üst koridordan almış. Onu da söyleyelim. Yalnız Kha'Zix'e bir kapışması olacak. Burada kamera kovalamaya devam ediyor yalnız. Oo, sıçrasını aldı. Gayet güzel. Bakalım orada Kasedin'i çekmeyi başarıyor Blitzcrank. Orada ultisini kullandı Samira. Sıçrayı kullanıyor ama bir şey çıkmıyor oradan. Thresh'ten güzel bir hook geldi. Kasedin içeriye tekrar girer mi diye bakıyorum. Girdi ama kalkan yayı olduğunu unuttu galiba. Ve orada ultisini açıyor. Bakalım orada Kha'Zix'i de düşürebilecek mi? Ama Kha'Zix güzel bir noktaya kaçıyor. Onu da söyleyelim. Zeri şimdi vurmaya başladı uzaktan uzaktan. Yalnız burada Samira da Q'ları uzaktan vuruyor biraz. Oo, son anda düşürüyor. Orada Kha'Zix'i de düşürecek mi? Kuleden hasar aldı. Orada Kha'Zix'i düşüremedi. Bu arada burayı Kha'Zix gayet iyi oynadı. Onu da söylemek istiyorum. Bol takım savaşlı. Tam Sabira'nın istediği gibi. Tam da bizim istediğimiz gibi bir maç oluyor şu an. Bu arada karşıda şu an dikkatimi çekti. Vampir Yunus var. Hatırlayanlarınız vardır Vampir Yunus'u da. Vampir Yunus sadece Vladimir oynayan bir kardeşimizdi. Gerçekten iyi de bir Vladimir oyuncusuydu. Onun da analizini istiyorsanız yorumlara yazarsınız tekrar. Bizim Özgür de bilmeyenler için sağa sola bir yere videoyu koyar arkadaşlar. Bitkinliği geldi şimdi Samira'nın. Buradan tahsildar bitti. Gördüğünüz gibi çizmeyi hala bitmedi. Hatta saldırı hızı çizmesi değil. Samira'ya genelde ninja tabi alınabiliyor arkadaşlar. Ki bu maçta da kötü değil. Trendemir var. Kha'Zix var. Zeri var. Ninja tabi bu maçta kötü değil. Ninja tabi alınabilir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Farm konusunda da 14 dakikada 120 farm yapmış durumda. Hiç fena bir durumda değil. Bakalım burada bir savaş çıkmış. Trendemir oradan çıkmayı başarıyor. Şu an Kha'Zix de güçlü. Rakip de gerçekten herkes çok güçlü ama Kha'Zix'in Gordrinker aldığını görüyorum. Kaniçen almış. O biraz garip. Bu arada Syndra'nın şu an alt koridora gitmesi daha iyi. Ama tek sıkıntı şu. Kha'Zix de alt koridora giderse Syndra ile Kha'Zix'e karşı durması bu dakikada zor olacaktır. Thresh'ten güzel bir sıçra geldi yalnız oraya. Bakalım oraya oynayacaklar mı? Zek'ten çok iyi bir kafaları vurdu. Yalnız Samira ne yaptı? O ne? O ne oğlum? O ne lan? Oğlum o kadar hasar nasıl çıkıyor? Bu arada tam Samiralık Penta mı? Penta mı? Penta. Penta attı. Dakika 15'te Penta attı. Oy 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 oy. Tam Samira çocuktan beklediğimiz performans. Bu arada Samira çocuğu Dark Passage Academy elemelerini aldık. Ama şu an Dark Passage'da oynayan Scorch seçilmişti o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam. Scorch zaten ligde şu an bayağı iyi oynuyor. Yani Dark Passage'ın akademi denemelerini de almıştık. Bayağı da ilerledi akademide. Onu da söylemiş olalım. Evet, Ebedi Kılıcı bitti. Yanına bir tane daha kritik hasar eşyası sıkıştırdı. Şu an yani korkacaklar Samira'dan. Öyle söyleyeyim. Bitkinliği yok, sıçrası yok. Biraz dikkatli oynasa güzel olur. Yani çünkü çok fazla altın var üstünde. Ölmek istemezsiniz Samira'yla, yani herhangi bir şampiyonla bu dakikada bu şekilde 1000 altın vermek istemezsiniz. Özellikle de Zeri, Kha'Zix, Kha'Zix, Trendemir, yani kime skor verseniz yarıyor. Yani Kha'Zix alsa hoşunuza gitmez. Kha'Zix alsa hoşunuza gitmez. Zeri'nin ne kadar güçlü bir şampiyon olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden biraz sıkıntı. Burada yalnız Trendemir vs Yone oluyor ama oradan Trendemir bir şekilde çıkmayı başarıyor diyecektim. Çıkamıyor. Orada ultisini kullanmış ama bir şey çıkartamayacak oradan. Skoru da Samira'ya bırakıyorlar arkadaşlar. Yone'nin burada üste dönmesi lazım. Niye? Çünkü zaten bakın burada canı az, tamam mı? Üstünde biraz da olsa eşyası var. Bırak abi, senin götürdüğün bayrak, bunu şey gibi düşünün. Olimpiyatlarda falan oluyor böyle bayrak yarışları. Koşucu koşuyor 100 metre, 100 metre sonra arkadaşına veriyor bayrağı. Yone koştu, koridoru buraya kadar getirdi. Bayrağı Samira'ya ver git abicim. Daha devam etme. Ne gerek var? Burada mesela boşu boşuna koridoru beraber ettirmiş oluyorlar. Yone de üste dönmemiş oluyor. Yone şu an üste dönse bu alt koridordaki minyonlara gidecek. Alt koridordaki ormanı falan dönecek. Ama bunun farkında değil Yone. Bu yüzden yanlış bir hamle. Şu an mesela üste dönüyor. Yani ufak da olsa yanlış ama kule altında almak istemiş.
Onu da kısmen anlıyoruz diyebiliriz. Yalnız burada Zek içeriye atladı tekrar. Orada Zeri'yi tutuyor ve Thresh'i de tutuyor. Bakalım Thresh değil lan. Kha'Zix'miş o, özür diliyorum. Kha'Zix ile Zeri skorunu da çok rahat bir şekilde alıyor. 15-3'e geldi dakika 17'de. Ve şunu unutmayın. 15 skor var. Evet ama dakika 17'de 165 farma da ulaşmış durumda. Yani farm hiç bırakmıyor. Sürekli farm yapmaya devam. Skor bulursak ne ala mantığıyla hareket ediyor diyebiliriz Samira için. Orada toteme yakalandı. Bir üste dönüş yapacak. Geçen sezonda Challenger'ımı zaten hesap. Gördüğünüz gibi üste dönüşten. Bakalım şimdi eşya olarak ne alacak? Burada Dominik Efendi'yi de aldı. Hala çizmesini almadı. Çünkü her eşyayı her üste gittiğinde bir eşya bitiyor neredeyse. O yüzden onu almayı tercih etmedi arkadaşlar. Kırmızı güçlendirmeyi alıyor. Şu an sıçrası var. Bitkinliği var. Kalkan yayı var. Şu an Samira savaşmak istiyor. Özellikle de Baron çıkmasına yakın bir savaşta Samira'nın kazandırdığı bir takım savaşıyla güzel bir şekilde Baron güçlendirmesini alabilirler. Şu an burada Yone 0-5-2 oynuyor. Onu da söyleyelim yani. Hani üst koridordan neredeyse oyun bitecek. Thranduil gibi bir şampiyon. Şu an Hullbreaker dediğimiz o neydi, Omurga Karan eşyasını alsa yan koridordan çok rahat bir şekilde gidebilirdi diye düşünüyorum. Orta koridordan da ikinci kuleyi aldılar. Thranduil üst koridordan bakın. Zeke hiçbir şekilde dokunmuyor derken Zeke öldürmeyi başarmış. Zeke dokunmuyor diyecektim çünkü Zek çok fazla hasar vuramayacağı için hani normalde Zeke bırakırsın. Zek sana vurur ama sen kuleyi almaya devam edersin. Burada Samira üste dönmüş. Alt koridora gidiyor. Orada Zeri'yi yakalayamadı. Ejder çıkıyor yalnız. 25 saniye bu ejderi vermek istemezler. Çünkü dakika 21'de 3. ejderi alacaklar. Kötü değil. Yani mükemmel değil ama kötü de değil. Bakalım yalnız rakip takım buraya doğru geliyor. Thresh geliyor. Kasıdın geliyor. Zeri geliyor. Burada bir mevzu çıkacak gibi duruyor. Ama oradan bir şey çıkmadı ve ejder çıkıyor. Bakalım. Bu arada ninja tabisini de aldı. Bu eşyaya çok yakın şu an Samira. Yone üst koridordan devam ederken buradaki ejderi de alıyorlar. Ben olsam şu an direkt olarak Baron isterim. Yani Baron'u bir şekilde erkenden almak isterim. Çünkü herhangi bir şekilde savaş kaybedilirse eğer Baron'u vermek sıkıntı olur ve rakipte harita ödülleri olduğu için Baron'dan aldıkları ekstra altında biraz sıkıntı olabilir. Bu arada 3000 altın fark var. Öyle çok bir altın farkı yok. O alt koridorda çok büyük bir... Oha! 15.000 altına 8.000 altın, 7.000 altınlık bir alt koridor farkı var. Yani şu an nişancıları değiştirseniz mavi takım çok önde olmuş oluyor. Onu da söyleyelim yani, kırmızı takımı çok önde görmeyin. Önde ama Samira sayesinde. Burada Zek Baron'u almayı başarıyor. Bakalım üst koridor üst tarafa çıkacak mı? Yalnız Blitzcrank'ten bir hook geldi. Samir orada Kha'Zix'e direkt olarak tek atıyor. Thranduil ultiyi basamadan öldü. Bakalım orada Kasidin'i de kesmeyi başarıyor. 3'te 3 yaptı. Arka tarafta yöne bir şeyler deniyor. Yalnız bunların hepsi olurken Zeri alt koridorda bir şeyleri almış. Onu da söyleyelim yani, bir şeyleri almış derken kuleyi almış. Şimdi Baron güçlendirmesiyle orta koridoru ittiriyor. Bak 1 milyon dalgası daha ittirip hemen geri dönmesi lazım. Kuşları falan alacak. Şimdi burada bu kuleyi evet eyvallah alıyor falan hani. Ama Samira kulelere çok vuran bir şampiyon değil ya. Hani almasa da çok problem değil. Onu ben size söyleyeyim. Bunu aldı. Hemen bak burada mesela hop Zeri almış kuşları. Burada kuşları falan alması da mantıklı. Çünkü sonuçta şimdi profesyonel bir maçta bu tarz inhibitor kuleleri çok önemli. Veya atıyorum maç çok dengedeyken. Ama zaten sağ takımın siege dediğimiz kuleleri kuşatma yeteneği sıfır. Zek yakıncı, Yone yakıncı, Samira'nın menzili çok az, Blitzcrank yakıncı. Syndra da kuleye vuramaz. O yüzden de kuleye vuramayan bir takım, hani takım olduğunuz için kule çok değerli olabiliyor bazı durumlarda. Ama bazı durumlarda değersiz. Niye? Şu an takım savaşı başlatabilecek durumdalar. Zaten kule altı falan her şeyi yaparlar bir şekilde. Onu da söyleyelim yani. Atıyorum kuşlar varsa, tüm alt taraf orman varsa o tarz durumlarda ormanı da alabilirsiniz. Mesela burada Zeri arka taraftan geldi. Ormanı almış oldu. Samir alamadı. Ama kuleyi almak kötü değil. Onu da söyleyeyim yani. Kötü değil. Sadece bazı durumlarda almayın diyorum yani. Sonra bana sövmeyin yani. Abi biz işte inhibitor aldık ama şöyle oldu böyle oldu demeyin yani. Hele zaten orada inhibitöre vurmak çok kötü. Bu arada Samira ile bilmiyorum fark ettiniz mi? Hep kendi bildiği yerlere gidiyor. Yani takım arkadaşları falan umurunda değil. Yani görev yoksa kendi bildiği bir yer var, oraya gidiyor. Mesela şu an alt koridordan ikinci kuleye gitti. Direkt olarak onu aldı. Bu arada bunların hepsi yaşanırken üst koridordan Thranduil kuleleri açıyor. Hatta inhibitörü de açacak büyük ihtimal derken Thray gitti. Yalnız orada Yone'yi öldürmeyi başarıyor. Orada da bakalım inhibitörü açacak mı? Blitzcrank öldürebilecek mi? Maalesef öldüremedi. İnhibitör açtı. 2 tane inhibitör verdiler. Şimdi burada tabii ki 2 inhibitör her zaman daha iyidir. Ama tabii ki mavi takım kaybeden bir takım olduğu için de hani inhibitör açmaları kötü değil arkadaşlar. Ha, dipnot. Kaybeden takım olarak inhibitör açmak bazen çok kötüdür. Niye? O koridordan sürekli rakibe minyon gider. E zaten kaybediyorsunuz. O inhibitörü bir şeye çeviremiyorsunuz. İnhibitörü bir şeye çeviremediğiniz için de
çok geri düşüyorsunuz. Bu da böyle bir sıkıntı. Haberiniz olsun. Yalnız Samira orada Zeri'ye direkt olarak Zek sayesinde tek atıyor. Bakalım buraya devam edecekler mi? Maalesef buradan bir şey çıkmayacak. 1 dakika 20 saniye sonra o bulut ejderi var derken Thresh ne yapıyorsun? O Thresh'e direkt 2 tane otomatik saldırı vurdu. Direkt öldü rakip. Burada bir 1v5 falan deneyecek herhalde. Yalnız burayı zorluyor. Ama ejder var. Zaten üste dönmesi gereken bir şey yok ya. O yüzden çok sıkıntı değil. Onu da söyleyelim. Neyse şundan bahsediyordum. Mesela erken dakikada inhibitor açtınız. O sürede bir şey yapamıyorsunuz diyelim. Baron yok. Bir şey yok. Sıkıntı. Yalnız burada Tray Samira'nın üstüne atlıyor. Bakalım orada ne olacak? Trandemir de çok güçlü. Yalnız ooo Blitzcrank'in hook'unu orada çok iyi W yeteneğini açtı. Ama maalesef burada düşen isim olacak derken Kasadin'i son anda düşürmeyi başarıyor. Syndra'dan güzel bir kitle kontrol geldi. Ve rakibi düşürmeyi başarıyorlar burada derken. Zeri bakalım orayı oynayabilecek mi? Zeri oynayabilecek mi? Blitzcrank'i düşürdü. Ooo orada Syndra'yı da düşürdü. Ama Yone son anda geliyor oraya. Zek'le beraber rakibi öldürmüş oluyorlar. Bu arada koruyucu meleği satıp ölümün dansını aldı. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Mantıklı, koruyucu melek kullanıldıktan sonra satılması gayet iyi. Evet, Baron güçlendirmesine 50 saniye kaldı. 21-4-7 skorla, yani altın 20.000 altın kazanmış 27 dakikada. İnanılmaz bir şey ve üst koridordaki inhibitor açık olmadığı için, diğer iki inhibitor açık olduğu için üst koridordan devam ediyor arkadaşlar. Onu da zaten görüyorsunuz. Burada bir savaş çıkabilir ama Baron güçlendirmesini isteyeceklerdir öncesinde. Çünkü iki tane bir inhibitor açık ve alt koridor inhibitörü açık özellikle. Bu inhibitör açık olduğu için Baron'a gelmesi zor oluyor rakibin. Hani şu an ittirili değil. Normalde bu koridorun şurada falan olması lazım şu an. Ama çok da umurlarında değil. Savaşı çok rahat kazanabileceklerini falan düşünüyorlar büyük ihtimal. Direkt olarak girdiler derken Kazdini yakalıyorlar. Yalnız burada Kha'Zix bir şekilde Baron'u falan çalarsa uğraşırlar yani. Ben onu bir söyleyeyim size. Ve Kha'Zix Baron'u çalmayı başarıyor. Ama tabii ki burada savaşı kimin kazanacağı da önemli. Çünkü sonuçta inhibitörler falan her şey açık. Orada Thresh skorunu almayı başarıyor. Yalnız orta koridordan Tray devam ediyor. Burada Kha'Zix'in Baron'u çalması çok büyük bir şey. Orta koridordan Tray devam ediyor çünkü. Bakın Baron güçlendirmesi de onlarda büyük sıkıntı. Kha'Zix şimdi alt koridoru şey yapabilir. Ama Tray orada Syndra'nın kitle kontrolüne yakalanıyor. Syndra'yı kesmek için tekrar dönüyor ama orada kronometre olduğu için Yone'nin ne yeteneğini falan derken oha Syndra'ya direkt tek attı. Burada da Trandemir'in aslında gücünü görüyoruz arkadaşlar. Bakalım Blitz onu kovalamaya devam edecek mi? Predatör'ü falan bekleme süresinde oradan bir şey çıkmaz gibi duruyor. Üst koridora pingler geliyor. Burada Baron'un çaldırması bayağı sıkıntı oldu. Onu da söyleyelim çünkü hani geç oyunda da rakip takımda hiç fena bir durumda değil. Onu da söylemiş olalım. Oo bir dakika savaş çıktı. Yalnız Samira'ya direkt tek atabilirler. Samira'ya direkt tek atabilirler derken Samira ne yapıyorsun? O nasıl bir can yenileme? O nasıl bir can yenileme? Oha! Burada birden rakibi düşürmeyi başarıyor Samira. Resmen tek başına düşürdü diyebiliriz. Tabii ki Zek'in yardım oldu ama hem inanılmaz bir hasar. Burada Tray geliyor yalnız. Tray'ın ultisi var mı? Var. Bakalım o çok güzel zamanda bitkinlik geldi bu arada. Ultisini kullanmayı başarıyor ve burada Trandemir'i de düşürüyor. 323 farm 30 dakikada 26'ya 4. İnanılmaz bir skor. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani bıraktığımız gibi arkadaşlar. Yani nasıl bıraktıysak öyle. Bu kardeşimizle duo gelmesini istiyorsanız da yazarsınız. Ben kendisine ulaşırım. Beraber oyunda atarız. Harbiden helal olsun. Kaldığı yerden devam ediyor Samira çocuk. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer ki güzel bir maçı olursa Singed orta koridoru yapacağım. Vampir Yunus bir Vladimir oynarsa onu yapacağım. Aklımda bir sürü içerik var. Baker'ın 1000. maç oldu ve SKT inanılmaz iyi gidiyor son dönemde. Onların analizleri gelecek. Elite 500 analizi gelecek. Dubovs gelecek. Bu aralar inanılmaz içeriklerle karşınızda olacağım. Sizlere söz veriyorum. Çok beğeneceksiniz. Bugünlük benden bu kadar dediğim gibi. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani videoların izlenmesine göre beğeniler harbiden az geliyor. O yüzden arada sırada hatırlatıyorum. Haberiniz olsun. Kusura bakmayın. Bazılarınızı sıkıyorsam beğeni isteyerek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.